Herkese merhaba, ben Sena, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nasıl kolay para biriktirebilirsiniz, nasıl birikim yapabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Böyle madde madde halinde gideceğim. Birbiriyle zaten hepsi çok bağlantılı şeyler. Öncelikle ilk maddemizle başlayalım. Şimdi şöyle bir şey var, ister elinize 200 lira geçen bir öğrenci olun, isterseniz böyle 3000 lira, 5000 lira maaşla çalışan bir işçi olun. Kesinlikle herkes için ortak bir kural var. Eğer ben elime geçen gelirimle ay boyu istediğim şeyleri alayım, ihtiyaçlarımı karşılayayım, zorunlu ya da zorunlu olmayan fark etmez, keyfi olan ihtiyaçlarımı karşılayayım. Daha sonra elime ne kadar kalırsa, atıyorum 50 lira kalırsa, 100 lira kalırsa bunları köşeye ayırırım, bunları biriktiririm derseniz, bu şekilde giderseniz eğer bunu kesinlikle başaramayacaksınız. Çünkü bir insanın eline ne kadar para geçerse aynı orantıda bunu harcıyordur. Çünkü istekleri daha çok artıyor. Elinde daha çok para olduğu için daha çok harcama isteği uyandırıyor. Bu yüzden bu şekilde kesinlikle yapmıyoruz. Örnek veriyorum, elinize o ay 1200 lira para geçiyor. Öncelikle yapmanız gereken şey şu. Mesela biriktirmek istediğiniz belli bir tutar belirleyin. Mesela 1200 lira geçiyorsa deyin ki ben bunun 100 lirasını bu ay biriktirmek istiyorum. Ya da daha fazla da yapabilirsiniz. Tamamen isteğinize bağlı. O 100 lirayı öncelikle kenara ayırın. Daha sonra farz edin ki sizin 1200 lira geliriniz yok, 1100 lira geliriniz var. Sanki o şekildeymiş gibi o biriktirdiğiniz parayı düşünmeden eliniz o kadar para geçiyormuş gibi onu harcamaya devam edin. Şimdi buradan dolaylı olarak ikinci maddeye atlıyorum. Eğer bu biriktirdiğiniz parayı, şimdi maaşınızdan ayırdığınız 100 liranız var diyelim. Bu biriktirdiğiniz parayı cüzdanınızda, evinizin herhangi bir köşesinde bu şekilde bulundurursanız, ani bir durum olduğunda, bir şey almak istediğinizde direkt kafanıza şu belirecek. Ya benim cüzdanımda zaten biriktirdiğim bir 100 liram vardı. Ya da evin bir köşesinde benim bir 100 liram vardı. Bu istediğim kıyafeti ben oradan alayım. Ya da bu ihtiyacımı o paradan karşılayayım gibi bir düşünce kafanızda uyanacak. Bunun için paramızı bu şekilde biriktirmiyoruz. Yapmamız gereken şu. Ya Türk lirası olarak bulundurmayın, bir dövize ya da altına çevirin. Bu şekilde bulundurun ki hemen elinizin altında harcanabilen bir şey olmasın. Ya da benim çok daha iyi bir önerim var. Hem biriktirmek için çok daha işinize yarayacak bir şey. Vadeli bir mevduat hesabı açın. Eğer hani yaşınız yetiyorsa, küçükseniz ailenize de açtırabilirsiniz. Bu şekilde açtırdığınız zaman hem paranızı faize koyarak tercih ediyorsanız tabii, bu şekilde hem o faiz gelirini de elde edersiniz, hem de gidip vadede olduğu için parayı hemen çekebilme şansınız olmayacak. Yani şunu söylemek istiyorum, önünüze birkaç adım küçük engel koyun ki hemen böyle el altında olmasın paranız, hemen harcanabilir durumda olmasın. Bu şekilde olduğunda daha çok bir harcama isteği uyandırıyor sizde. Bu şekilde çok daha rahat paranızı biriktirebilirsiniz. Şimdi üçüncü maddeme geçiyorum. Kesinlikle biriktirdiğiniz hiçbir parayı küçümsemeyin. Bakın şöyle kendinize bir tane kumbara edinin. Ben biriktirmeyi bayağı sevdiğim için büyük bir kumbaram var. İçine ya tamamen size bağlı, gelirinizle orantılı. Ben mesela çok büyük paralar atmıyorum. Kağıt para özellikle hiç atmıyorum. Ama hani geliriniz daha çoksa arada bir kağıt para da atabilirsiniz. Ya da biriktirmeniz gereken tutar çoksa arada 5 lira, 10 lira, 20 lira daha çok atabiliyorsanız 50 lira atabilirsiniz. Ben genelde arada bir cüzdanımı açıyorum. İçinde birikmiş olan, şu şekilde de göstereyim. Ağzıma şu an bu kadar geldi. Bu şekilde birikmiş olan 5 kuruşları, 10 kuruşları, 25 kuruşları çok nerede 1 lira falan atıyorum. Ya sizin tamamen kendi gelirinize, bütçenize göre ne kadar atacağınız size bağlı. İçini şu an buradan gözüküyor mu bilmiyorum. Nereye kadar deyip şuraya kadar falan dolu şu anda ve burası 100 liraya yakın bir şey ediyor. Yani demek istediğim şu, attığınız, biriktirdiğiniz 5 kuruşu bile küçümsemeyin. Gerçekten. Bir araya geldiklerinde gerçekten çok büyük bir tutar elde ediyorlar bunlar. Yani illa bir kumbaranız olmak zorunda değil, bir tane böyle kavanoz ayarlarsınız. Onun için çok rahat böyle cüzdanınızda olan, ceplerinizden çıkan paraları atarak bu şekilde çok güzel birikimler yapabilirsiniz. Kumbaranızı sık sık tümletmeyin bence. O da aynı hani demiştim ya, paranızı böyle hemen harcanabilir durumda tutmayın diye. Şimdi atıyorum bir şey harcayacağınız zaman gelip de 5 kuruş 5 kuruş sayıp vermezsiniz kimsenin eline. O yüzden o hep bozuk olarak dursun ki hani onu da hemen böyle harcayabilecek durumda olmayın. Hedefinize yakın bir şeyler biriksin, daha sonra gidin tümletin ve onu da aynı biraz önce dediğim gibi, ilk maddelerde saydığım gibi o birikim hesabınıza ya da ne istiyorsanız o şekilde yapın. Yani evinizde bulundurmayın. Sanırım dördüncü maddede olmamız lazım. Orayı biraz kaçırdım. Dördüncü maddemiz ise şu. Kendinize ciddi bir hedef belirleyin. Ciddiden kastım şu. Gerçekten ne için birikim yapıyorsanız,
neyi arzuluyorsanız, elde etmek istiyorsanız onu önce bir düşünün. Mesela kumbaranızın üstüne de yazabilirsiniz. Yani bu tarz şeylerden hoşlanıyorsanız, sizi daha çok şevke getiriyorsa. Ya da düşünebilirsiniz. Mesela yıl sonunda yapacağım bir tatil için biriktiriyorum bu parayı dediğiniz zaman, somut bir şekilde isim koyduğunuz zaman biriktirme isteğiniz daha çok artıyor. Ya da arabamı değiştirmek istiyorum, yeni bir araba almak istiyorum, bunun için ben biriktiriyorum bu parayı diye bu şekilde ismini koyarsanız daha çok para atmak isteyeceksiniz, daha çok biriktirmek isteyeceksiniz. Hiç amaçsız olduğunuz zaman aman cebimdekileri atayım, aman bugün atmasam da olur falan diyebiliyorsunuz ama ya yıl sonunda ben güzel bir tatil yapmak istiyorum, bunun için biriktiriyorum dediğiniz zaman daha çok biriktirme isteğiniz olacak ve bu şekilde daha çok biriktirebileceksiniz. Beşinci maddemiz, kendinize ek gelir kaynakları oluşturun. Şimdi şöyle bir şey var, belli bir geliriniz olmazsa bunun belli bir kısmını tasarruf edemezsiniz. Yani biriktiremezsiniz. O yüzden bir gelir akışınız olması lazım. Evet, düzenli bir işe çalışıyor ya da ailenizden harçlık alıyor olabilirsiniz. Ama bunun dışında eğer boş vakitlerinizde yapabileceğiniz birçok iş var. İnternet üzerinden yapabileceğiniz bazı işlerle para kazanabilirsiniz ya da mesela hafta sonu izinliyseniz eğer hafta sonları farklı işler yaparak, evden bazı işler yaparak, eğer yeteneğiniz varsa böyle evde el işleri yapıp onları satarak küçük de olsa, hatta bazıları bunu normal iş olarak yapıyor. Mesela internet üzerinden kıyafet satışı yapabilirsiniz. Yani bir şekilde büyük ya da küçük, başlangıçta tabii ki küçük bir bütçe gelecektir ama eğer bunu ilerletirseniz büyük bütçeler de gelebilir. Bu şekilde yan gelir kaynakları oluşturarak başka şeylerden, kendi işiniz ve harçlığınız haricinde başka şeylerden de para kazanmaya başlarsanız bunları da biriktirerek hedefinize ulaşmanız çok daha kolay olacaktır. Bir diğer maddemiz de şu, ben artık maddeleri saymayı kaçırdım, konuşurken kaçıncı maddede olduğumu kaçırdım. Ama başta şunu söylemiştim, kumbarayı biriktirin derken, hiçbir parayı küçümsemeyin, 5 kuruşu bile küçümsemeyin derken. Şimdi onunla ilgili başka bir maddemiz var. Yine aynı şekilde harcadığınız hiçbir parayı küçümsemeyin. Harcadığınız bazı paralardan tasarruf ederek aslında çok güzel birikim kaynağı oluşturabilirsiniz. Örnek veriyorum, her dışarı çıktığınızda eğer dışarıdan bir su satın alıyorsanız, yani günde 1-2 lira belki olabilir ama bu şekilde su alıyorsanız, başka bir şey alıyorsanız, abur cubur alıyorsanız bunları ya bir kısmını almamayı tercih edin, bir kısmını da evden götürmeyi tercih edin. Mesela evinizden çıkmadan önce bir şişeye su doldurarak dışarıda sudadığınız zaman oradan kullanın. Ya da hani bu sadece bir örnekti, dışarıda harcadığınız paralardan bahsediyorum. Atıyorum bir yemek yiyeceksiniz, 20 liraya da bir yemek var, 25 liraya da bir yemek varsa siz 20 lira olanı tercih ederseniz aradaki şey sizin tasarrufunuz olur ve onu şöyle bir şey var. Ben mesela 10 lira bugün bundan tasarruf ettim, bunu başka bir şeye yatırayım derseniz o gün ondan tasarruf etmenizin hiçbir anlamı kalmaz. O yüzden ne yapıyoruz? Bir şeylerden eğer feragat edip bir birikim kaynağı sağlıyorsak, mesela o gün 10 lira ben bir şey harcayacakken ondan vazgeçiyorsam, bunu da hemen birikim hesabınıza ya da biriktirdiğiniz paranın yanına koyarsanız bu biriktirdiğiniz şeye fayda sağlar. Ama derseniz ki ben bu 10 lirayı işte kullanmadım, başka bir şeye harcayayım, o zaman ondan feragat etmenizin hiçbir anlamı kalmaz. Bu şekilde elde ettiğimiz paraları direkt biriktirdiğimiz paraların yanına koyuyoruz ki birikim yaptığımız paramız iyice artsın. Onun dışında şu an söyleyeceğim madde herkes kapsamıyor olabilir, beni öğrenciler izliyor olabilir. Eğer fatura ödeyen bir insansanız, ev faturalarını da ödüyorsanız fark etmeden gerçekten çok fazla şey yapıyoruz. Evin içinde gereksiz kullandığımız, elektriği gereksiz kullanıyoruz, suyu gereksiz kullanıyoruz. Gereksiz kullandığımız birçok şey var. Elektrikli aletlerin fişlerini çekmiyoruz. Ya da mesela şey var, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri gibi makineler akşam ondan sonra çalıştığı zaman daha az elektrik ekolar. Bu tarz şeylere dikkat etmediğimiz zaman faturalarımıza gerçekten özellikle gelen zamlardan da sonra çok ciddi bir, gelirimizin ciddi bir kısmını faturalara yatırmak zorunda kalıyoruz. Bunun için evde yapacağınız küçük tasarruflarla bunları ayrıca araştırabilirsiniz, nelerden tasarruf yapabilirim diye. Bu yapacağınız tasarruflarla da çok güzel daha faturalarınızı indirebilirsiniz ve bu indirdiğiniz tutarları da biriktirerek birikim hesabınızı büyütebilirsiniz. Bir diğer maddemize gelirsek de bunlar da market alışverişleri. Şimdi şöyle bir şey var, eminim siz de fark etmişsinizdir. Aynı markanın aynı ürünü bir markette farklı bir fiyata satılıyorken başka bir markette farklı bir fiyata satılıyor. Eğer vaktiniz varsa bunları tespit ederek hangi alacağınız ürünün hangi markette daha ucuza satıldığını eğer tespit edebilirseniz, gidip oralardan sürekli alırsanız gerçekten bazen
ciddi rakamlarda farklılıklar oluşabiliyor. Bu şekilde oralardan da küçük miktarlarda da olsa tasarruf ederek onları birikim hesabınıza aktarabilirsiniz. Biriktirdiğiniz paranın içine dahil edebilirsiniz. Onun dışında şöyle bir şey var. Evet, kalitesiz şeyler alın demiyorum. Ama aynı kalitede benzer ürünler varsa, biri 30 lirayken diğeri 25 liraysa eğer, daha ucuz olanını almayı tercih edin. Eğer gerçekten kötü bir şey değilse, bu da birebir benzer muadili bir markaysa eğer, bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Ve şöyle bir şey var. Gramajlarına dikkat edin. Şimdi her zaman şöyle bir kural vardır. Küçük gramajlarda aldığınız şeyler daha pahalıdır. Daha fazla, daha büyük gramajlarda aldığınız şeylerde fark etmeden daha az para ödersiniz. Mesela deterjan. Sürekli kullandığınız bir deterjansa eğer bu. Onun 1 kilosunu almak yerine, atıyorum en fazla kaç kiloluk var bilmiyorum. Mesela diyelim ki 5 kiloluk var. 5 kiloluğu çok daha uygun fiyata gelecektir size. Eğer sürekli kullandığınız bir deterjansa 1 kiloluğunu almak yerine 5 kiloluğunu alarak yine o aradan küçük küçük tasarruflar yapabilirsiniz. Bu şekilde aldığımız şeylerden dolayı zaten bir şekilde birikim yapamıyoruz. Bir yerlere paramız gidiyor, fark edemiyoruz. Para biriktirme yöntemleriyle ilgili paylaşacaklarım bu kadardı. Eğer bunlar dışında sizin de bildiğiniz biriktirme yöntemleri varsa lütfen yorumlarda yazarsanız ve bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Onun dışında sormak istediğiniz bir şey olursa tabii ki yorumlara yazarak sorabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve videoların devamının gelebilmesi için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.